Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir perişan kurabiye yapacağız. Koparat kurabiye de diyorlar buna. Önce malzeme listesini saymakla başlayalım. Bir adet yumurtamız var. Yarım paket kabartma tozu, bir paket vanilya, 2 su bardağı kadar un, yarım çay bardağı sıvı yağ, 150 gram tereyağı veya margarin, 1 çay bardağı nişasta, 1 çay bardağı pudra şekeri, İsteğe göre yulaf ezmesi. Ben yulaf ezmesini çok yakıştırdığım için ekliyorum. Ayrıca fındık, fıstık, ceviz, damla çikolata, o miktarı size bırakıyorum. Ben birazcık bol sevdiğim için bol kullanacağım ama siz daha az veya daha farklı çeşitlerle de yapabilirsiniz. Şimdi hamurumuzu yoğurmakla karıştırma başlayalım. Karıştırma kabına ilk önce oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz tereyağı veya margarini ekliyoruz. Buradan yumurtamızı, sıvı yağımızı ve pudra şekerimizi de ekleyerek birlikte güzelce karışmasını sağlıyoruz. Malzemeler karıştı. Şimdi içerisine nişastamızı, unumuzun yarısını yavaş yavaş kontrollü eklemek için yulaf ezmemizi ve kabartma tozu ve vanilyamızı ekleyebiliriz. Diğer malzemeleri en son ekleyeceğiz ki çikolatalar hamura rengini vermesin. Şimdi kalan unumu da ilave edip elimle yoğurmaya başlayabilirim. Diğer malzemeler güzelce karışsın diye elimi katmadım önce de en son aşamada hamura koymayı seviyorum. Kulak memesi kıvamında olması yeterli. Diğer malzemeler de içerisine girince zaten kıvamını alıyor. Evet, hamurum kıvamını aldı gördüğünüz gibi. Şimdi kurabiyemize adını veren malzemelerimizi içerisine ekleyebiliriz. Neden perişan kurabiye demişler bilmiyorum ama oldukça zengin bir kurabiye. Galiba evde ne varsa içine atabileceğiniz için öyle demişler. Yoksa gerçekten benim en sevdiğim kurabiye diyebilirim. Ve uzun süre bayatlamadan muhafaza edebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Misafirlerinize veya siz de benim gibi evde sürekli tatlı, kurabiye bir şeyler bulundurmayı seviyorsanız çay saatleri için. Ve işin en keyifli kısmına geldik. Nedir bu? Hani diğer adı da koparat kurabiye demiştim ya. Şekil vermiyoruz. Sadece bu şekilde alıyoruz ve tepsiye gelişi güzel koyuyoruz ve kendiliğinden çok tatlı bir şekil alıyor. Hep beraber görelim. Sonucu da görünce çok beğeneceğinize eminim. Bu şekilde görebilmeniz için şöyle alıyoruz. Hiç şekil vermeden yerleştiriyoruz. Gerçekten bence işin en keyifli kısmı bu. Bu şekilde 2 dakika içerisinde tepsimizi doldurup fırına veriyoruz. Dediğim gibi uzun süre bayatlamayan bir kurabiye ve yiyen herkesin bayıldığı bir kurabiye. İç malzemesini arttırıp eksiltmek de tamamen size kalmış. Ben biraz içini bol sevdiğim için koydum ama siz daha az yerleştirebilirsiniz. Şimdi kurabiyemizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına gönderebiliriz. Perişan kurabiyeler fırından çıktı. Gördüğünüz gibi biraz soğumasını da bekledim size göstermeden evvel. Çok nefis, kıyır kıyır oldu. Şekli de harika. Ben böyle bu şekilde dağınık kurabiye şekillerini çok severim. Bir tanesini sizler için. O kadar kıyır kıyır ki bakar mısınız?
Ancak ısıracağım galiba. Tadı gerçekten nefis oldu. Kesinlikle tavsiye ederim. Yıllardır yaparım bu kurabiyeyi ve hiçbir zaman beni yanıltmadı. Size de güvenle tavsiye edebilirim. Şimdi serviste benim bu bağlanalım. Şekilde kapaklı kasem var. Hava almaması için bu şekilde kapaklı bir kaseye koyuyorum. Siz de mutlaka hava almayan bir kapta muhafaza edin. Dediğim gibi hiçbir şekilde bayatlamaz. Aylarca muhafaza edebilirsiniz. Ki zaten o kadar kalacağını sanmıyorum ama hani içinizde bir şüphe kalmasın. Ya da ben hepsini yapmak istemiyorum derseniz hamurunuzun yarısını dondurucuya da atabilirsiniz. Ama dediğim gibi uzun ömürlü bir kurabiye olduğu için hiç gerek yok. Miktar olarak yaklaşık bir 40 adet çıkıyor. Gördüğünüz gibi böyle kapaklı bir kaseye koydum. Bir kısmını da böyle bir saklama kabına alıp kardeşime götüreceğim. Afiyet olsun şimdiden. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Böyle bir kısmını servis tabağına aldım. Yakın çekimde yapmak istedim görün diye. Malzemelerin güzelliğini. Kesinlikle tavsiye ederim. Herkese afiyet olsun.